12 puntodan merhabalar sevgili seyirciler. Yine çok değerli bir konukla ve çok önemli gündem başlıklarıyla karşınızdayım. Konuğumu sizler aslında yakından tanıyorsunuz. Bugün e, Türk Silahlı Kuvvetleri ve eğitimdeki dincileşme, yani tarikat yapılanmasını da konuşacağız. Aynı zamanda biraz da güvenlik odaklı bir e, program yapacağız. Dursun Çiçek'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Teşekkür Tasımel. ederiz efendim. İyi yayınlar diliyoruz. Tabii sizden davet gelince... 2009'dan itibaren verdiğimiz hak, hukuk, adalet mücadelesine verdiğimiz destek nedeniyle hiç tereddüt etmeden yayın talebinizi kabul ettim. Sağ olun. Duyduklarımızı değil, yaşadıklarımızı anlatacağız. İnandığımız doğruları anlatacağız. İnşallah izleyenler de bunu hisseder, yakalar. Tabii klasik medya değişti. İnternet ön plana çıktı. Biraz önce eşimden bahsettim. merkez eee uygun, uygun zamanlarda evet. YouTube izliyor o evet. açıdan çok önemli bir yerdeyim. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. E, biz de burayı bir özgürlük adası olarak bulduk. Evet. 12 Puntoyu. E, çok evet. değerli gazeteciler. Mutfak çok güçlü. Çok iyi haber evet. ekibi var. Televizyon kısmında YouTube kanalı tarafında da iyi isimlerle beraberiz. E, Serhan Hanım'ın her gün yazıları geliyor. Evet. Biz, evet. çok En değerlilerimizden bir tanesi. Bütün <laughs> duruşmalarda beraberiz. Evet. 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 Şimdi Dursun Bey, tabii siz hakikaten Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinde de çok katı koymuş isimlerden bir tanesisiniz. O yılları anlatsak program yetmez. Belki ayrıca öyle bir program evet. yapmak gerekir. Evet. Yani Belgesel gibi. bu sürecin, yani bu Türkiye'yi karanlığa etmek isteyen e, sürecin çok e, büyük mağdurlarından birisiniz. Yani kumpas davalarında hapis yattınız. inanılmaz iftiralara maruz kaldınız. Sonra e, siyasete girdiniz ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2015'te yanılmıyorsam evet. milletvekili oldunuz. Ön seçimle geldiniz. Evet, evet. Onları hep konuşacağım çünkü hala siz aslında bir... Siyasi kimliksiniz, CHP'de siyaset devam serüveniniz ediyoruz. devam ediyor. Belki aday olacaksınız, düzük kurultayı var. Onların hepsini evet. soracağım ama e, benim çok önemsediğim bir başlık var ki size sormak da isterim onu. Çünkü yetkin bir isimsiniz. E, Türkiye'de gericileşme teşvik ediliyor. AKP iktidarı hani büyük ekonomik kriz var, büyük gündemler var ama arka planda hiç eksik etmediği bir plana uyguluyor. Hem eğitimde bir dincileşme gericileşme, hem de devlet kadrolarında ve Türk silahlı kuvvetlerinde e, aynı yapılanmanın izlerini görüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hem TSK'ya baktığınızda hem de eğitime baktığınızda? Şimdi aslında Türkiye'nin temel sorunu bu yani siyasetin de temel sorunu bu. Yani Osmanlı'nın son dönemi dahil e, Türkiye'de e, yaşadığımız coğrafyada iki temel siyasi akım var. Birisi işte gerici, dinci siyaseti din, inançları siyasetin kullanan e, Cumhuriyet karşıtı, Atatürk karşıtı bir e, siyasi akım var. Evet, siyasal İslamcılar yani, diyoruz. Yani, aynen öyle. Ya. aynen öyle Bir de e, işte aydınlık, çağdaşlık, e, Atatürk İlki ve Devrimleri, Cumhuriyet, demokrasiyi savunan, hak hukuk diyen e, bir e, aydın nesil var. Aydın siyaset akımı var. Hı. İşte ikinci grup e, siyaset yapan veya e, mücadele veren insanlar olarak, siyasi İslamcılarla bu mücadele devam ediyor. Ne yazık ki 2002'den itibaren iktidar olunca biz de bunların mağdurlarından biri olduk. Çünkü işte genel kurmayda, deniz kuvvetlerinde, silahlı kuvvetlerde siyasi İslam'a karşı, girici zihniyetlere karşı verdiğimiz mücadeleden dolayı sanırım emperyalistlerin, Amerika'nın, İsrail'in, istihbarat dikkatini çektik. Ve bizi hedef seçtiler. i̇lk yani ee, büyük hedeflerden biri evet, sizdiniz. Evet, Kumay Karargahı'ndan tutuklanan ilk muazzam Albayım yani. Evet. Ee, bizden sonra şey büyüdü. Evet. Kumpas büyüdü. Arkasından Biz düşündük. Balyoz Dursun geldi. Çiçek ne yaptı evet. da acaba ee, bu kadar işte hedefi bu oldu diye. Bu bilinçlenme yani. ben e, önceki yılda psikolojik harekatlı sonra e, bilgi destek dairesi yaptık. Orada dünya ve Türkiye medyasını tarayıp haftalık bilgi destek raporları yayınlayıp silahlı kuvvetlerde ve e, tasnif dışı olduğu için yakın çevremizde bir bilinçlenme yarattığımız için bunu da 7 yıl yaptığımız için ee, işte bundan rahatsız olanlar bize hedef seçtiler. Şahsi değil yaptığımız görevden dolayı. Hı hı. Tabii bizi oraya atayanlar, tefrik edenler de e, gücümüzü biliyor. Bizim tabii temel şey 12 yaşında biz e, çıktık yola. Pankpınar Öğretmen Okulu'nda yani köy enstitülerinin devamı olan öğretmen okulunda 6 yıl yatılı okuduk Sivas'ta. Hı hı. Arkasından harbiye 10 yıl devlet, cumhuriyet okuttu bizi. Sonra da e, bu görevi... Mustafa Kemal Asker olarak devam ettik. Siyasi İslamcılarla, emperyalizme hizmet eden bu odaklarla, bu tarikatlarla, cemaatlerle, karanlık odaklarla mücadele ettiğim için de mağdur olduk. Tabii bu mağduriyeti ben aydınlanma anlamında, gençlere anlatma anlamında bir şans olarak görüyorum. İşte bu şanslardan biri de bugün buradayız. İnşallah bizi dinlerler. En azından birkaç gencimiz, birkaç dinleyicimiz... E, siyasi İslam'ın karanlık yüzünü, emperyalizme evet. hizmet etme e, amaçlarını görür e, ve e, bunlara oy vermekten, bunlara destek vermekten imtina eder. Dolayısıyla esas mücadele bu. Yani şimdi ilk seçimde bu iktidarı değiştirirsek sandıkta siyasi İslam'a e, karşı bir zafer kazanmış olacağız. E, gençlik için umutlar için e, yeni bir e, Türkiye. E, Karşımıza evet. çıkacak. Öyle görünüyor dursun. Evet. Ya. Yani e, işte yerel seçimlerdeki o muazzam başarı evet. e, her zaman böyledir. Yerel seçim iktidarı da e, getirir. Evet. Yani bu bir matematik Tabii gibi da işleyen bir şey. Siyasetin matematiği. Evet, Onlar da öyle geldi. Öyle geldi. E, süreç de öyle akıyor. Siyaseti birazdan konuşacağım ama e, bu TSK'daki e, fotoğrafı sizin evet. anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü e, işte yaşadık. Türkiye bunu yaşadı. E, üzerinde üniforma olan herkesi Aydınlanmacı, laik üniforma evet. derken askerleri kastediyorum. Asker yani Türk de Silahlı Kuvvetleri'nin içinde Atatürk'e düşman bir subayın olduğunu sorsanız insanlara herhalde 100 kişiden 100'ü de böyle bir şey olmaz derdi evet, 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 yani bu evet. FETÖ olayı ortaya çıkıncaya kadar. Yani bu kumpas davalarına kadar. Dolayısıyla biz ne gördük? Gerçekten toplumda da böyle bir ne diyelim büyük bir şaşkınlık da oluştu. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde hem yargıda hem bürokraside hem hakim hakimler, savcılar, yüksek hakimler evet, evet. baktığınız zaman ünvanla ve aslında Cumhuriyet'in değerlerine sıkı sıkıya bağlı olması gereken, öyle yetişmesi gereken insanların ağırlıklı olarak e, FETÖ'cü olduğunu, karşı devrimci olduğunu gördük. Fetö olağanüstü bir e, Amerikan operasyonuydu, CIA, evet, CIA operasyonuydu evet. şüphesiz. Hani belki zaman kalırsa onu da konuşacağız ama hani bitti diye bakılıyor ya. Bitti mi yani bu TSK'nın içinde ya da devlet kadrolarındaki bu dincileşme gericileşme emperyalizmle işbirliği içinde olan bu siyasal İslam akımı devam etmiyor mu? Şimdi e, devam ettiğini görüyoruz zaten e, iliklerimize kadar da hissediyoruz yani daha önce fen liselerinden, matematik kollarından öğrenci olan harp okulları şimdi bütün liseler açıldı. Yani başta imam hatiplerin bilinçli bir tercihi var, yönlendirilmesi var. FETÖ'cülerin darbeye hazırlık yaptığı dönemde kritik görevlere yönelik soruları çalarak kendi militanlarını yerleştirme projesi de olduğu gibi. Dolayısıyla bu konuda silahlı kuvvetlerin temel kurumlarımızdan birisi, güvenlikten sorumlu bir kurum. Tabii milli eğitim iki temel şey. Yani Kasım 2015'te işte 7 Haziran 2015 arasında bir CHP-AK Parti koalisyon görüşmeler vardı. O dönemde de milletvekili olduğum için yani mutlaka koalisyon kuralım. işte milli savunmayı, milli eğitimi biz alalım bakanlıklar olarak. Bu gerici yapılanmaya bir dur diyelim. Hatta bu konuda biraz önce yad ettik. Dönemin genelkurmay başkanının Milli eğitimdeki büyüklerimizin talepleri vardı. Onlarla biz genel merkeze iletiyorduk ama AK Parti'nin, Tayyip Erdoğan'ın böyle bir niyetin olmadığı işte 1 Kasım'da yapılan seçimlerle ortaya evet. çıktı. Terör ortamında seçimleri kaybettik. İktidar tekrar yoluna devam etti. Şimdi orduyu Mustafa Kemal'in askeri olarak, ordusu olarak, çağdaş, demokratik, layık sisteme bağlı bir kuvvet olarak tutmanın temel şeyi öğrenci alımlarında başlıyor eğitim sistemi devam ediyor. Yani şimdi dört yıl harbiye'den sonra bir genç FETÖ'cü kalıyorsa demek ki o eğitim sisteminde büyük bir zafiyet var yani. Evet. E, bu zafiyeti tabii siyaset destekliyor. Yani Türkiye'de bir çürüme oluyor. İşte 2002'de iktidar değişti. Bu çürüme doğal olarak orduyu da bütün kurumları da etkiliyor Hı -hı. Şimdi üst düzey komutanlar işte tanıyoruz. Sınıf arkadaşlarımız var jandarma da var, deniz kuvvetlerinde var. Genel Kurmay Başkanı Akademi'yi beraber okuduğumuz bir kardeşimiz. Onların Atatürkçülüğünden Cumhuriyet ve Demokrasi'ye bağlılığına hiç yok. Ama aşağıdan gelenlerden emin değiliz. Yani biraz önce söyledik. Tabii gençlikte, gençlerde ateistliğin, ateizmin, deizmin arttığını okuyoruz. Anketler onu gösteriyor. İşte en son üniversite sınavlarında din ve ahlakta 6'ya 1 cevap verenler var. Evet. Yani tabii e, bilime, e, bilgiye kolay ulaşan gençler buradaki e, çürümeyi görüyor. Dolayısıyla doğru tercihler yapıyor. E, o açıdan e, bu konularda biz e, bizim iktidarımız geciktikçe tehlike daha da büyüyor. Siyasi İslam'ın bu temel kurumlara, yargıya, askere, polise e, hı hı. sızması, girmesi, çürümeyi daha da büyütmesi riski çok artıyor. O açıdan ben erken seçimi destekliyorum. Bir an önce bu iktidarın, bu siyasi İslam'ı öngören, onun için mücadele eden, Türkiye'yi değiştirmek için, cumhuriyeti yıkmak için mücadele eden siyasi akımın iktidardan seçimle değişmesi lazım. Evet. Zaten bu, mücadelemizin temel amacı da bu yani. Evet. Dursun Bey şimdi işte FETÖ gitti. FETÖ'nün boşluğu ki o boşluk az önce söyledik. Evet. Yargıda, emniyette, istihbaratta, üniversitelerde, evet. TSK'nın içinde tırnak içinde boşluk diyorum. Çünkü... Yüz binlerce insan Tabii, görevden alınıyor, yüz bin geçti. Geçti. Dolayısıyla o, o alanlara da AKP sürekli bir kadro yarattı. İşte biz eski e, AKP'li e, il ilçe başkanlarının avukatların, işte hakim savcı yapıldığını biliyoruz. Evet, evet. Yani e, Türkiye bir AKP devleti haline dönüştürüldü. E, ona bir fırsat diyebilir miyiz bilmiyorum ama o bir fırsata dönüştürüldü ve o boşalan kadrolara AKP kendi yandaşlarını doldurdu. TSK'da işte şu çok gündemde olan Menzil Tarikatı, İsmaila Ağa Tarikatı birçok tarikat var. AKP'de bir tarikatlar koalisyonu. Ee, Türkiye yağmasından bunlara da pay aktarıldığını biliyoruz. Belediyeler üzerinden, ihaleler evet. üzerinden. büyük Türk, paylar Türk Hava Yolları'nda bile varmış. Yani. Türk Hava Yolları'nda işte en son evet. haber. Ee, Arkadaşımızın adını unuttum ucuz, ama ucuz biletle evet yani e, neredeyse bedava bilet yani, ucuz biletle bir sürü mürit uçurmuşlar. Yani Türk Hava Yolları'nın böyle bir şey yapması Hı -hı. mümkün değil. Bu bir örnekti ama çarpıcı bir örnekti. TSK tarafına baktığınızda bir risk görüyor musunuz? Orada bir e, cemaat yapılanmasından söz edilebilir mi yine bir tarikat yapılanması? Şimdi e, FETÖ gerçeğinden sonra e, buna hayır demek mümkün değil. Yani ki FETÖ gerçeğini... Yaşadığımız süreçte biz bir kısmı cezaevindeydi, bir kısmı Deniz Kuvvetleri'ne, Genelkurmay'da onlarla mücadele edip tasfiye faaliyetleri içerisinde görev aldık. Ancak siyasetin işte inançlı insanlara, namaz kılan subaylara baskı yapılıyor, onlar oradan atılıyor gibi algı operasyonları nedeniyle bizim elimiz kolumuz bağlandı. İçeride de konuştuk, MIT'in bize vereceği istihbarat desteği ortadan kaldırıldı. Silahlı kuvvetlerin kendi içinde istihbarata karşı koyma diye birimleri vardı kendi personel soruşturma için. Bunları yapma yetkisi yasal olarak kaldırıldı. İşte askerler özel yetkili FETÖ mahkemelerinde yargılanması için mecliste yasa değişikliği yapıldı. Yani bunlar FETÖ, FETÖ ihanet çetesiyle siyasetten ortak faaliyetleri. O yasa değişikliğini yapanlar, kim getirdi meclise, kim ön ayak oldu, yargılansın, sorgulansın dediğimiz zaman, İlker kere ile bizim aklımızda suç bulunan Neredeyse yargılanacaktık yani. Hmm. Dolayısıyla bu karanlık odakları, faaliyetlerini 24 saat sürdürdüğünü biliyoruz. Bunlardan kurtulmanın tek yolu da işte demokrasilerde vatandaşı anlatmak. Şu anda tabii vatandaşın temel sorunu bunlardan ziyade ekonomi. Yoksulluk. Ekonomi her şeyin üzerine ölçüyor Yoksulluk. Yoksulluk. ama bunlar da çok önemli. yoksulluğu falan konuşurken arada bu sıkıntıları da, bu sorunları da millete, vatandaşa seçmeni anlatmak zorundayız. İkna etmek zorundayız. Evet. Gençlerde büyük bir sıkıntımız yok. Kadrolaşma dediniz. tabi. AK Parti'nin ideolojik olarak böyle tek, işte küçüler gibi cumhuriyetçiler gibi bir şeyi yok işte toplama yani de eşit kullanıyor. Seçimde ona oy veriyorlar. Yarın CHP iktidarını görürlerse bize de oy verebilirler. Onların menfaati neredeyse oraya gidiyorlar. Hmm. İşte FETÖ, FETÖ ihanet çetesinde gördük. Onlar çok omurgalı değiller. Yani ama şunu ifade edebilirim. Dini inançlarımız veya emperyalinin kullandığı bu gruplar tehdit olmaya devam ediyor. Ne yazık ki e, İslam e, dini, tabi Hristiyanlar bu işi yıllarca savaşmışlar, halletmişler. E, toplum hayatından, siyasi hayattan dini e, etkileri evet. büyük ölçüde azaltmışlar. Ancak biz bunu henüz başaramadık. Yani inanç sömürüsü devam ediyor. O açıdan ona karşı mücadelemiz de devam ediyor. Tabi bu eğitim boyutu... işte. E, Milliyetin Bakanlığı'ndaki, Milliyetin bakanlığındaki mesela, yapılanma, aynen, evet. Milliyetin Bakanının söylemleri evet. bu tehdit, tehlikenin ne kadar büyük olduğunu, e, siyasi iktidar değişiminin bir an önce yapılması, erken seçim yapılması konusunun ne kadar evet. önemli hayatı olduğunu ortaya koyuyor. Evet. Dolayısıyla bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Evet yani şunu söylemek istiyorum. Siz de ifade ettiniz. Evet enflasyon, hayat pahalılığı gerçekten e, yurttaş e, ayın sonunu nefes getiremiyor, alalım. nefes evet. alamıyor. Herkeste büyük bir umutsuzluk var. Gençlerde umutsuzluk var. Çocuğu alan aileler evet. çocuklarına nasıl gelecek yaratacaklarının derdindeler. Ama bu büyük sorunlar altında iktidarın da bir taraftan e, Türkiye'deki evet. çok kilit noktalara nasıl yerleştiği, Türkiye'de nasıl e, AKP devleti kurduğunu da aslında konuşmak ve tartışmak gerekiyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı bunca şey olurken Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki bu operasyon tesadüf olabilir evet. mi? Milli eğitimdeki bu dincileşme, e, din kültürü ve ahlak bilgisi vardı bir zamanda. Şimdi o tamamen kalktı biliyorsunuz. Evet. Yeni müfredatta şimdi yeni yeni ortaya çıkıyor. İşte e, matematiği, matematik, kaldırıp, matematiği yani. kaldırıyorsunuz. E, ve dini bilgilerin yer aldığı sayı, sayfa sayısı pozitif bilimlerin iki katı. Yani 300 sayfa fizik, kimya, matematik. 600 sayfa evet. e, sözde din bilgisi. Onun içi de hurafelerle evet. dolu bir... Evet. Dolayısıyla büyük bir operasyon da yapılıyor sayın Çiçek. onu da açmak evet. için sordum Tabii. aslında. Yani iktidarın temel e, hedefi e, işte çağdaş gelişmiş işte e, ilk 10 ilk beşe girmiş bir Türkiye değil, e, kendisine oy verecek, sorgulamayacak, her dediğini e, okeyleyecek, onaylayacak bir seçmen kitlesi yaratmak. Yani evet. siyasi İslamı Türkiye'nin bütün kılcal damarlarına yaymak işte bizim de hedefimiz buna engel olmak. Nasıl? Demokratik yöntemleri kullanarak. Dolayısıyla bu mücadeleyi kaybedersek umutsuz gençler, işte yurt dışına gitmek isteyen gençlerin sayısı çok daha artacak. İşte torunlarımız var, çocuklarımız var. Onlar için de bu mücadele sürdüreceğiz. Biz belli bir yaşa geldik. Bu tecrübeleri, bu yaşadıklarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Evet, yani yani bu, bu beyin göçünden AKP rahatsız değil. Çünkü yurt dışına giden e, e, evet, yurttaşların o, çoğu AKP döndüğümüzde AKP'ye oy vermiyorlar. Yani işte gitmesini yani. istiyor, gitmesini evet. teşvik ediyor. Onların giden. yerine Suriyelileri koyarak evet. seçmen kazanıyor yani. Suriyelileri evet. vatandaş yaparak seçmen evet. kazanıyor. İşte yüzde bir buçuk iki oyu korumaya evet. çalışıyor ama evet, bu ekonomik krizden sonra da bunun ne kadar zor olduğunu yerel seçimlerde gördü. Onun için de normalleşme görüşmeleri işte siyasetteki evet. son yaşadıklarımız önemli. Tabi burada e, AKP'nin bir 2015 öncesi, düzeltiyorum 2016 öncesi çözüm süreci, HDP ile ilişkileri ve ondan sonra da MHP ile ilişkileri olduğu bir dönem var. Yani devlet politikalar açısından söylüyorum. Güvenlik boyutunu mutlaka konuşacağız. Hı hı. Önceki dönemdeki yani çözüm süreciydi, işte Kıbrıs açılımıydı, referandumuydu, Suriye politikasıydı. Yani Suriye politikası iflas etti. Şimdi 2011'i. Yani arıyoruz. Oraya evet. dönmeye çalışıyoruz. Yani işte Karadeniz politikasıydı, Ermenistan açılımıydı. Kumpas davalarında Zeki Öz gibi bir hainin yanında yer alan savcılar, işte başbakanın yanında yer alan bir savcı davalan savcısıydı. Yani bunları üst üste koyduğumuzda 2016'dan sonra FETÖ ihanetini yaşadıktan sonra biz biliyorduk bunu ama iktidar bunu görmezden geliyordu. Ortaklık yapıyordu. Evet. Biraz milli politikalara dönüş yaptı. Ekonomi hariç. Yani ne oldu? Kıbrıs'ta iki, iki tane bağımsız devleti meclisten de geçti. Artık federasyondan bahsetmiyoruz. İşte Mavi Vatan'ı savunuyoruz. Suriye'de tekrar 2010 evet. öncesi Bir dönem toprak vermekten söz ediyordu. Evet hatırlarsanız evet, yani, videoları. Maraş'ı işte. açtık falan. Yani dolayısıyla milli devlet politikalarına dönünce iktidarın verdiği genel siyasete olan zarar azaldı. Ama iç politikada, eğitimde... E, siyasi İslam'ın e, bütün kılcal damalara girmesi ve e, iktidarda kalma umuduyla bunu desteklemesi şu an en cari sorunumuz. Hmm. E, bunun için de tek çözüm seçimle bu iktidarı değiştirmek. Evet, peki biraz da o zaman dış evet. politikayı da konuşalım. Çünkü e, çok da tartışıldı bu içinde olduğumuz haftada. E, Yunanistan'dan bir bakan evet. e, tartışmalar var. Orada da şüphesiz yani bizim komşumuz e, Yunanistan orada da e, hamaset yapılıyor. E, orada da yine e, aşırı sağ kesime dayanarak yüksek hamasette oy peşinde ol, olan politikacılar evet. oluyor. Onlar da Türkiye karşıtlığını zaman zaman kullanıyorlar. Onun bir açıklaması vardı işte. Biz F-35'lerle geliriz, ruhunuz duymaz e, filan gibi bir açıklama yaptı. Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz açıklamasını evet, Kıbrıs e, harekatının yıl dönümüden tam da mi? öyle bir Marşı yıl dönümünde Hareketi. böyle bir da dalga içer gibi bir açıklamaydı. Bunu soracağım ama şu bağlamda sormak istiyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne de baktığımızda. Ee, Yunanistan'ı tam anlamıyla bir e, burada stratejik müttefik olarak konumlandırdığını evet. görüyoruz. Müthiş yatırımlar yapıyor. işte üstler kuruyor, ya. silah üstüncü yardımı yapıyor. Üstüncü. Adalar hepimizin gözünün önünde e, silahlandırılıyor. Buna hiç ses çıkarmayan bir AKP iktidarı var yıllardır. Türk-Yunan ilişkilerinde durum nedir? Hem de bu bakanın açıklamasına da belki bir evet. yanıt verirsin. Şimdi ben Deniz Peri'de subayım. Kurmay olarak oradan tasfiye edildim. Yıllarca e, Foça'da görev yaptık. E, Foça'daki deniz piyadelerin veya çıkarma filosunun esas görevi bir kriz anında. Yani Yunanistan'ın Kıbrıs'ta yaptığı gibi bir yanlış karar vermesi anında işte Türkiye'ye yakın adaların masaya güçlü oturmak adına e, ele geçirilmesi gibi bir planla planlamayla yıllarca uğraştık. Hı hı. Şimdi e, yine 2009 bir anımı paylaşayım. Dünya Psikolojik Harekat Konferansı e, Kanada'da Ottawa'dayız. ...bir e, Yunanlı e, albay sunum yapıyor. İşte İstanbul'u istiyor. E, Trakya'yı istiyor. E, tabi İstanbul üzerine vurgu yapıyor. tabi Batı'da alkışlıyor. İstiyor derken? Yani bizim bir hareket planı mı yapmış? Yok, bir, yani, mutlaka hmm. hareket planları var da... Hmm. ...bizim topraklarımız Türkler işgal etti... ...geri alacağız diye... Hmm. ...bir sunum yapıyor. Tabii... E, ...işte dini... ...yönden veya tarihi yönden destekleyenler alkışlıyor bunu. Hı hı. Ee, yani İsrail neyse Yunanistan'da Batı için o. Yani iki, iki tane şımarık çocuk. Her halükarda destek verdikleri e, iki ülke. E, ikisi de bölgemizde biliyorsun sorun oluyor. Şimdi soru cevap periyoduna geçtiğinde e, dedim ki e, Sayın Albayım'ın istediği toprakları Yunanistan'a verelim ama ilk Cumhurbaşkanı Türk olur. dedim. Diye Hayır dediler. Dedim ki istedikleri toprakların nüfusu 16 milyon. İşte sadece İstanbul. Yunanistan nüfusu 11 milyon. İlk seçimde. E, tabi millet de gülmeye başlıyor. önce alkışlayanlar. Tabi tarihi gerçeklerden evet. veya fili gerçeklerden e, uzak olarak düşünmeden bu söylemler ortaya konuyor. Yani evet. Türkiye ile Yunanistan'ın e, bir çatışmada gönül istemez tabi. Barış esastır. Ticaret esastır. Tabi her zaman barışı yani, öncelemek, yani, öncelemek lazım. Öncelemek lazım. Her iki ülke içinde yıkım olur. Belki bizim için e, olanın iki katı, üç katı Yunanistan için olur ama Yunanistan'ın böyle bir hata yapacağını sanmıyorum. Tabii iç kamuoyuna yönelik söylemler olabilir. Kıbrıs'ta böyle bir hata yaptılar. Kıbrıs'ın yarısını kaybettiler. Yine bir hata yaparlarsa işte Batı Trakya'da veya Kıbrıs'ta daha fazla kayıplar olur. Adaları kaybederler. O yüzden böyle bir söylemin altyapısı yok. Maddi gerçeğe uygun bir söylem değil. Türkiye ile Yunanistan denk ülkeler değil. yani. Şimdi biz Amerika'ya veya Rusya'ya stratejik olarak kafa tutarız. Ama iş sahaya geldiğinde işte nükleer silah anlamında da ölçümüzü, gücümüzü biliriz. O açıdan Yunanistan'da da bunu değerlendirmesi lazım. Yani o söylemler sadece iç kamuoyuna motivasyon için söylenmiş söylemlerdir. Maddi gerçekle ilgisi yoktur. Eğer böyle bir hata yaparlarsa Kıbrıs'ta olduğu gibi 74'te bedelini ağır öderler diye düşünüyorum. Adalarla ilgili neler söyleyeceksiniz o bölgeyi avucunuzun içi, evet, içi gibi evet, biliyorsunuz evet, çıkacak, ve e, yıllar boyunca da hani ben bir gazeteci olarak da herhalde yüzlerce kez yazdım ve programlara evet. konu ettik e, uyarılarda bulunuldu. Fakat orada bir yaptım oldum anlayış var. Bakın az önce siz dediniz ki e, herhangi bir savaş anında biz adalara çıkartma yaparız evet, ki evet. bir pazarlık unsuru olsun yani oralara eve geçiririz. Evet. E şimdi tam tersini savaş hali olmadan Yunanistan yaptı zaten silahlandırdı bazı adaları. Şimdi kilise e, kurdu papaz atadı. Şey rahmetli denktaşın bir söylemi var Kıbrıs için onu da saygıyla anlıyorum. Diyor ki Yunan şeye Rum tarafına siz diyor e, Türkler için Kıbrıs Türkler için silahlanıyorsanız bu kadar harcama yapıyorsanız e, boşuna diyor. Niye boşuna? Çünkü bizim arkamızda Türkiye vardı. ya. Türkiye için ne kadar silahlansanız da ne kadar güçlü olsanız da bunların esamesi okunmaz. O açıdan e, adadaki silahlı unsurlar yani bir harekat esnasında Kıbrıs'ta gördük. İşte topa bağladıkları Rum var kaçmasın diye. Yani o psikolojiyle adada kalmaları mümkün değil. Zaten adanın Adada yaşayanların böyle bir psikolojik şeyi var. Şimdi 80'li yıllarda özellikle akademi bitirdiğim 88'den itibaren 90'dan itibaren Türkiye'de Yunanistan'a karşı politikada şöyle bir tartışma oldu. Biz ilk hedefti mesela tatbikat yapıyoruz Ege'de Doğan Bey'de sonra onun adını Efes değiştirdik. Yani hmm. Efes turistik bir barışçı bir söylem oldu. Hmm. Şöyle iki grup tartışma yaptık. Bir Yunanistan'la gerginlik politikası. İlk hedef işte alacağız, işgal edeceğiz, e, hata yaparsanız gözünüz yaşınıza bakmayacağız. Bir de barışçı, ekonomik siyaset vizeleri kaldırdı rahmetli özel biliyorsun Yunanlıların girişiyle ilgili. Eğer e, ikinci politika uygularsak e, belli bir süre sonra işte 20 sene, 30 sene sonra bu adalar zaten fiile e, Türk ekonomisi tarafından, Türk TL tarafından işte binlerce evet. turist gidiyor. Şu anda şimdi. da öyle. İşte Şu anda, yani. anda da öyle. Dolayısıyla bu uzun vadede... Her iki vadede, tarafında kazandığı bir durum. Uzun vadede Türkiye'nin lehine evet. olur. Yarın evet. e, işte... E, e, e. Yani bir 20 yıl sonra adada Midilli'de bir referandum yapılsa Türkiye mi Yunanistan mı Türkiye çıkar. Çünkü göbekten bağlı, ekonomisi bağlı. Su vermişsiniz, elektrik vermişsiniz. Yani bu politika devlet politikası haline geldi. Yani hmm. şimdi bazı vatandaşlar dışta adalarımız işgal ediliyor. Türkiye'nin sesi çıkmıyor falan gibi söyle haklılar ama böyle bir devlet politikası da var. Yani ticaret yapalım bizim vatandaşlar gitsin, ekonomik olarak Türkiye'yi müzahar getirelim. Çünkü Yunanistan'ın bu adada desteklemesi çok zor. Özellikle ekonomik yönden çok zor. Türkiye'ye yakın adalar, top menzilinde adalar. O açıdan barışçı bir yöntem, barışçı bir yaklaşım. Rahmetli Özal'ın da bunda katkısı var. Türkiye'nin son dönemde seçtiği dış politika, Yunanistan'a karşı seçtiği dış politika. Bu tür vicdanımızı sızlatan söylemlerde yutmak zorunda kalıyoruz, yutuyoruz. Ama orta ve uzun vadede Türkiye buradan karlı çıkar, kazançlı çıkar diye diyorlar. Şimdi bize siz e, adalar beş adayı ziyarette. Bu evet. politikanın bir devamı yani. yani Yunan adalarına gittiğinizde her yer Türk, Türk evet, dolu aynen, yani. Öyle. Oranın evet. ekonomisini döndüren, Evet. evet. Şimdi Kıbrıs'a bir su götürdük, elektrik götüreceğiz. Baraj kurduk biliyorsunuz. Hı. Aynı şeyler işte elektrik, suyu Kıbrıs Rum kesimine vermeye kalksak işte bu Stratejik edime bir adım daha yaklaşmış oluruz. Evet, yani doğru olan da bu, doğru yani. olan bu evet. insani olan da bu olandı, ve evet. aslında her iki ülkenin de yararına olan da bu, bu. Elbette. Evet. Dolayısıyla evet. işgal etmek, savaşmak filan evet. bunları bizim masaya taşımaktan ziyade işte turist gelsin, ticaret yapalım işte adalara vizesiz girelim gibi evet. söylemler orta uzun vadede özellikle 20-30 yıllık vadede Türkiye'nin çıkarlarına, milli çıkarlarına daha uygun diye düşünüyorum. Evet, şüphesiz. Peki yine böyle dış politikalarla evet. konuştuğumuz için Esad ilişkileri. Erdoğan dedi ki Esad'la biz hani önceki yıllara geri döneceğiz evet. dedi. Aslında yıllardır hepimizin söylediği şeydi. Yani 2011. Evet, 2011 öncesine dönmek... 13 yılı diye. 13 yılı kaybettik. çok ağır bir şekilde kaybettik hakikaten ee, Sayın Çiçek. Milyonlarca göçmen. Milyonlarca göçmen, bir, bir, bir sürü insan Ekonomik hayatını kayıpları. kaybetti. Bizim ekonomimize olan... Türk Parçalanmış bir olan Suriye. Zararı, evet, bir ulus devletin orada parçalanması... Terör üreten bir Suriye. Evet, evet. Dolayısıyla... Bu saatten sonra bir geri dönüş olur mu? Erdoğan'la Esat bir araya gelebilir mi? Siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi ben 97'den itibaren işte genel bulunduğum dönemde silah şeyle Suriye ile barışçıl ilişkiler, Suriye'nin askerlerinin eğitilmesi, Suriye devletinin Demokrasiye geçiş için yap atacağı adımları desteklenmesi yani bu iktidarın attığı adımları biz e, silahlı kuvvetler olarak sonuna kadar destekledik. Hatta sınır alay komutanı bir kardeşimizin açıklaması var. Sınırlarda aylık toplantılar yapılır sınır sorunlarıyla ilgili. Bizden e, alay komutanı e, toplantıya gidiyor. Suriye'den e, Kara Kuvvetleri komutanı geliyor, General geliyor. Soruyor bir gün, yani niye işte karşılığımız gelmiyordu sizin? Yani. Esadın diyor talimatı var Suriye ile e, Türkiye ile sınırlarımızı kaldıracağız, bütünleşeceğiz, en üst düzeyde katılım sağlayın ve en olumlu görüşleri verin diye talimatı var diye böyle bir anısını paylaşmıştı. Yani ortak toplan, toplantı Bakanlar Kurulu işte evet. başbakanların hepimiz destekledik o zaman. birlikte tatil yaptığı bir dönem evet. 2011. Evet. Sonunda ne oldu? Emperyalizm Suriye'ye kurduğu BOP projesi kapsamında bir tuzağa ne yazık ki teslim evet. olduk. O tuzakta evet. koçbaşı, oldu koçbaşı Türkiye. olduk Türkiye. İşte yok namaz kılacağız, yok ememi cami bilmem ne. Yani böyle e, boş hayallerle Aptalca 13 13 yılı kaybettik. İşte milyonlarca e, sığınmacının e, çilesini çektik. İnsanların canı yandı. Şimdi tekrar 2011'e dönmeye çalışıyoruz. E, bunun bir siyasi bedeli olacak, bunun hukuki bir bedeli olacak. İşte iktidar da bundan kaçınmaya çalışıyor. Bunu da millete anlatmamız lazım. İşte Sayın Özgür Özel'in bu e, Suriye'yle 2011'e dönüş e, projesine Hı. verdiği destek görüşürüm, giderim demesi ee, en azından iktidarın buna karşı çıkmaması eskiden buna karşı çıkıyorlardı işte katil hisset diyorlardı evet. şimdi onlar da e, gerçeğe gördüler bütün sorunlarda olduğu gibi geçmişte yaşadığımız krizlerde olduğu gibi e, bunun bir an önce hayata geçirilmesi lazım e, işte siyasi ilişkiler, askeri ilişkiler güvenlik ilişkileri, adanın tabakatı hepsinin altyapısı var yeter ki e, siyasi iktidar bu iradeyi ortaya koysun e, Rusya'nın da desteğiyle Bağdat'ın da yani Irak'ta bu konuda bizim yanımıza, İran'ın da destek olacağını sanıyorum. Çünkü Son Cumhurbaşkanı seçimlerinde kazanan Azerbaycan Türk'ünün evet. söylemleri çok önemli. Dolayısıyla bölge ülkelerle birlikte hareket edersek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlayan bir anlaşmayı sağlayabilirsek, 2011'e dönebilirsek sorunların bir kısmını çözeriz en azından terör üreten bir Suriye'den kurtuluruz. Evet. İki orada büyük konu var değil mi Sayın Çek? Bir terör üreten bir, evet. bir Suriye'nin kuzeyindeki e, mesele. Dağılmış bir Suriye. Evet. Amerikaların desteklediği bir evet. bölge. Bir de sığınmacılar meselesi var. Yani diyor, bizim biz için diyoruz değil. ki hani vatandaşlarınızı evet. geri alın. Evet. E, bu ilişkilerin e, kurulmadan, bu ilişkiler e, bir noktaya Tabii. gelmeden ne buradaki sığınmacılar Suriye'ye dönebilir ne Esad onları kabul edebilir evet. ne de e, terör konusunu konuşabiliriz. Evet. Zaman zaman e, Ö, Öse veya Suriye ve Milli Ordusu diyorlar. Onların buna karşı çıktığını, Türkiye ile Ankara ile e, Şam'ın görüşmesini istemediklerini biliyoruz. Hı hı. Doğaldır çünkü kendilerini e, satılmış, terk edilmiş hissedecekler ama burada e, kazan kazan anlamda ortak çözümler bulunabilir. Yani hı hı. biraz içeride de sohbet ettik. Yani şimdi Öse'yi veya Su ve Milli e, Suriye Milli Ordusunu Suriye Ordusuna monte eden bir Geçiş dönemi, işte 3-5 sene sonra yapılacak bir tarafsız bağımsız seçim ve işte bütün partilerin Şam'da temsil edilmesi, bütün siyasi görüşler, yani Türkiye modelinin Şam'a monte edilmesi, herkesin ortak çözüm olacaktır. Buna kimse de itiraz edemez, Esad da itiraz edemez. Çünkü 2011'de bunları biz konuşuyorduk. Yani Suriye Devleti'nin Türkiye gibi bir demokratik ülke olması için bütün kurumlarına eğitim veriyorduk. Onlar bize geliyordu, biz onlara gidiyorduk, eğitim veriyorduk. Yani ben askerlerin cephesini çok iyi biliyorum. O açıdan e, 2011'e dönebiliriz. Bu konuda e, sicili bozuk olan, karşı tarafa güven vermeyen bir e, siyasi iktidar var. Tabii bu iktidarın seçimler değişmesi bu ilişkilerin e, karşılıklı güvene dayanan ilişkiler. Yani CHP'nin iktidarda olduğu bir Türkiye bu ilişkiler çok daha kısa sürede, 2011 seviyesine taşıyacak. Evet. Şimdi Dursun Bey şöyle siz hem bir asker kurmay aklıyla yorum yapıyorsunuz hem de bütün bu sorunların çözümünü de Siyasetçi şapkanızda seçimlere yani, bağlıyorsunuz yani iki ve CHP iktidarına yani, bağlıyorsunuz. Evet, i̇ki tarafı da yaşadığımız için. Doğru. Şimdi kurma aklıyla yaptığınız evet. o özeti yani dış politika ve diğer ülkelerle olan ilişkiler noktasındaki özeti noktalayıp o zaman siyaseti konuşalım. Evet, çünkü evet. siz de epeydir içindesiniz. Türkiye'yi siyaset yönetiyor çünkü. Evet. Evet. siyasette bir şeyler değişmeden hiçbir şey değişmiyor. Evet, evet, İktidar evet, değişmeden. Evet, evet. Yani hani kök sorun ne? Kök sorun AKP iktidarının kendisi evet, yani baktığınızda. Evet. Sorunları Hem, yaratan. E, sorunları yaratan o. Sorunları yaratandan da sorunları çözmesini de bekleyemeyeceğimize evet. göre değişmesi lazım bu iktidarın. Peki nasıl değişecek? Onun değişmesi için önce CHP'nin değişmesi gerekiyordu. Ee, büyük bir yorgunluk. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de evet. elbette büyük emekler verildi. Ee, fakat e, Kemal Bey ve ekibinin uyguladığı e, politikayla e, bu iktidarın değişmeyeceğini toplum gördü. Evet. E, CHP'deki değişimin Ekonomik krizinde etkisiyle birlikte e, yarattığı fotoğrafı gördük işte yerel seçimlerde. Olağanüstü bir başarı ortaya çıktı. E, çünkü yüzler değişti, isimler değişti. Evet e, CHP'nin şu anki yönetim kadrosu Kemal Bey'in de bir kurmay kadrosuydu aynı zamanda. Ama e, değişimi tetikleyen yani işte başta Ekrem İmamoğlu'nun da açıklamaları evet. sonrasında o değişimin tetiklenmesiyle birlikte toplum satın aldı ve bir ne diyelim Büyük bir kredi y yeni açtı. Yeni bir sayfa açtı. Evet. evet. Büyük bir kredi açtı CHP. CHP bu krediyi iyi kullanıyor mu, değerlendiriyor mu, değerlendirebilecek mi? Evet. Tüzük kurultayı var. Tüzük kurultayının bu değişimin yansıması gerekmiyor mu? Ee, evet. Sizin beklentinizler. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi e, seçimlerden sonra kaybettiğimiz genel seçimlerden sonra demokratik bir kurultayla e, görevdeki genel başkanını değiştiren e, siyasi hayatımız, yüzlük siyasi hayatımızda örnek bir sonuca imza attı. Yani biz de o süreçte görev aldık. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Partiçi Demokrasi ve Türkiye'deki demokrasinin katılım gelişmesine çok önemli bir katkı sundu. Gelelim Kılıçdaroğlu Kemal Bey'in durumuna. Şimdi içeride de konuştuk. Ben kontenjan istediğimde 2015 için söylüyorum. Kemal Bey kabul etmedi. Biz de ön seçime girdik. Kendimizi binlerce CHP üyesine emanet ettik. Sağ olsun onlar da bizi İstanbul 2. bölgede 2. sırada milletvekili Yaptılar. ...yaptılar. Çok yüksek bir yana, evet. Yani ikinci sıra çok önemli. Dolayısıyla... ...orada zaman zaman... ...sosyal medyada takılıyorlar. Yani Kemal Bey se'nin ...milletvekili yaptı. Niye onun aleyhine... ...konuşuyorsun? Biz kimsenin aleyhine konuşmuyoruz. Biz doğruları, inandığımız doğruları söylüyoruz. Şimdi Kemal Bey 13 sene... CHP genel başkanlık yaptı. Beraber seçimlere girdik. Ve bir buçuk iki yıl öncesine itibaren Kemal Bey'in adaylığını bu son seçimde destekledim. Dolayısıyla son seçime girdik Kemal Bey'le başaramadık. Zaten bu son seçimdeki adaylık da Kemal Bey'in hakkıydı. Şimdi o seçimi kaybettikten sonra Kemal Bey'in artık onursal başkan olarak aday olmaması kurultayda delegeyi serbest bırakmasını beklerdik. Ben o olgunluğu beklerdim ama olmadı. Ondan sonraki söylemleri de ne yazık ki çelişkiler yaratıyor, işte tartışmalar yaratıyor. 50 tane bana bağlı vekil var bilmem ne gibi. Evet, sonra Yalanladı ama, onu. yalanladı ama şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, partiçi tartışmalardan kurtaracak en temel adım işte tüzük kurultarı 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yıldönümü. Sanırım bugün de Erzurum Kongresi'nin yıldönümü. Hı hı. E, Türkiye Cumhuriyeti e, toprakları bir bütündür parçalanamaz diye. Bu iradeyi saygıyla selamlıyorum. E, yarın da sanırım Dozan Anlaşması'nın yıldönümü. Böyle tarihi bir günlerden, yıldönümünden geçiyoruz. Evet. Şimdi bizim e, tüzüğe e, ön seçim koymamız lazım. Yani Cumhurbaşkanı adayları, milletvekili adayları, e, işte belediye başkan adayları, belediye meclisi adayları kadın erkek e, genç kon, e, seçmenine dikkat alacak şekilde mutlaka ön seçimle belirlenir dememiz lazım. Hı. Bu yazıyor ancak ittifak halinde falan diye bir istisna koyuyor. Ne yazık ki 2015'ten sonra biz ön seçim yapmadık. Yani... Beyoğlu Belediyesi'nin meclis üyelerini bile Ankara listeledi. Yani olacak iş evet, değil. Böyle evet. partiçi Demokrat, sosyal bir demokrat partiye yakışacak bir şey değil. Çok güzel örnekler var. Eğer biz kesinlikle ön seçim yapılır işte e, kontenjan şeyin sayısını 5'e işte kadar ondan bir ona kadar olan daha üstünde iki tane kontenjan olur daha fazla kontenjan konmaz diye e, tüzüğümüze yazarsak e, bu e, bunu da uygularsak işte başta AK Parti olmak üzere dışarıdan bizim parti içine yönelik söylemleri de bitirmiş oluruz. Evet, yani, yani parti her, güçlenerek e, çıkar. Yöntem netleşir. Evet, Herkes evet. ona göre durumunu tespit eder. Yani bu e, Süreci geçen hafta ziyaret ettim. Ben e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nda anlattım. Yani eee için e, birlikte çalışmaya karar verdik. Hatta Ön seçimden kendisini çıkacağını düşünüyorum ben. Çünkü Mansur Bey de çalışkan bir belediye başkanı. Zaten üç kişinin ismi geçiyor. Özgür Bey bu konuda iddialı değil. Ben teknik direktörüm. En iyi forveti yarışa sokarım diyor. Bu ön seçimden birinci çıkanı bizim Cumhurbaşkanı adayımız ikinci çıkanı da yardımcısı koyduğumuz anda hatta tüze seçmen yoklaması da koyduk. Yani partili üyelerin dışında diğer seçmenler de o ön seçimde gidip oy kullanabiliyor. O daha demokratik bir yöntem. Böyle adaylarımızı tespit edersek yani belediyemiz üyeliklerinden Cumhurbaşkanı adayımıza kadar hatta genel merkezi il ilçe yönetiminde bütün üyelerin katıldığı bir günde sandıkta çözersek yani demokratik bir tüzükle başlarsak hem dış tehditler, dışarıdan yönlendirmeler, parti içini karıştırmalar altyapısı ortadan kalacak hem de Cumhuriyet Halk Partisi demokrasik, demokratik yöntemleri benimsemiş. Seçmene dayalı, üyeye dayalı bir yapıyla geleceğin Hı -hı. iktidar olmaya en güçlü aday haline gelecektir. Zaten öyle gözüküyor. Ön seçimi esas alan, kurultaylarda da çarşaf listeyi esas alan. Üç dönem kuralını getiren. Üç, i̇ki dönem. Yani Üç dönem AK Parti getirdi. Biz Hı -hı. daha sosyal İki dönem mi yapalım iki dönem diyorsunuz? İki evet. dönem diyoruz. Kadınlar yüzde elli kontenjan. Hı -hı. Yani kontenjan değil de şey ne diyorlar? Fermuar sistem. Evet. Yani ön seçimden çıkan ee, işte bir erkek kadın birinci arkasından erkek listeden olanlar ikinci, üçüncü kadın işte gençleri de aynı seçme oldukları oranda o listeye koyan üçüncü bir liste olarak hmm. e, üç liste yapıp e, bunu yaptığımız zaman zaten seçimlere e, seçimleri kazanmama riskimiz çok azalır. Yani e, ve iktidarın e, ki iktidar medyasında çıkıyor işte Özgür Özel'i öne çıkararak işte Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine yayınlar yaparak veya Mansur Yavaş'ı kötüleyerek Parti evet. içinde bir liderlik bir cumhurbaşkanı adayıyla çatışması çıkartmak onların e, istediği en iyi sonuç. Evet, bunu çok yani, zorladılar. Yani Hala zorlayacaklar. Hı. Seçim yaklaştıkça daha da artacak. Yani hatta İmamoğlu aleyhine açılmış davaları bile so sonuçlandırmak isteyebilirler. Yani dolayısıyla e, bu konuda bizim e, bu bataklığı, bu tartışmayı bitirecek en önemli e, aşamamız işte 4 oyundaki tüzük kurultaydı. Hı. Bunu tüzüğe yazacağız ve bu sorunu geride bırakacağız. Bunu geride bırakmış CHP'nin önünü kimse kesemez. Bu tür e, partiçi tartışmaları, partiçi e, liderlik e, yarışmalarının da önünü kesmiş oluruz. E, bu dediğim gibi demokratik hmm. kurultaydan geçiyor. Demokratik. Bu, bu yarıştan kim çıkar sizce? Şimdi benim gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla... ...yani e, işte Sayın Tayyip Erdoğan olur veya bir başkası aday olur. Onun karşısında e, hem eee CHP'nin klasik seçmenine hem de AK Parti'ye oy veren MHP'ye oy veren seçmene e, en uygun adayım ben imam oldu oldu kanaatim. E, Tabii ön seçimden başkası çıkarsa onunla biz hmm. mücadeleye devam ederiz. Yani tekrar söylüyorum ben. Ama Cumhurbaşkanı adayları bile ön seçim e, bile evet hatta yardımcısı bile yani birinci evet. olan Cumhurbaşkanı da ikinci de yardımcısı olmalı. Yani yardımcısı adayı olmalı ve biz o İmeğiyle, e, o motivasyonla seçimlere girmeliyiz. Böylece o bölünmeyi de... Bölünmenin önünde geçmiş evet. oluruz. Yani i̇kinciyi yani de yani böylece kıymetlendirmiş evet. oluruz. Dolayısıyla e, ikinci çıkan mesela ön seçim yaptık. E, ismi geçen üç kişi ön seçime girdi. E, birinci e, tabii seçmen burada seçilecek adayı tercih edeceği için parti bağlarını falan ikinci planda esas olan seçimi kazanmak olacağı için evet. ben e, böyle bir ön seçimde genel başkan da çok iddia edeyim diyelim İmamoğlu ile Mansur Yavaş birinci ikinci çıktı. İkisinin birinci cumhurbaşkanı bir yardımcısı olduğu bir o şeyde hem MHP'den hem ülkücülerden işte sol seçmenden evet. çok uygun bir ekiple seçime girer ve bu seçimi alırız. Yani seçimi kaybetme Riskimiz çok azalır. Dolayısıyla bu işin ilk adımı, bizi iktidara taşıyacak olan ilk adım tüzük kurultayıdır. Bunu mutlaka yapmamız lazım. Evet. Çok önemliydi bu değerlendirmede. Ben bundan sonraki haftalarda genel evet. siyasetçi konuklarıma da soracağım bunu. Bunu, bu soru, bunu evet. da konuşacağız. Hatta belki 12 puntoda da, 12 puntu dışında tele Televizyonu'nda da bunu evet, tartışırız. Temel, yani önümüzdeki dönemin Çünkü, CHP açısından temel sorusu bu. Evet. En önemli soru bu. Evet. Değişim. Tüzüğe, tüzükte var ama evet. işte o kurultaya yansıyacak mı diye. Yani bir istisnayı kaldırmak lazım. Evet. ittifak olursa e, t, ön seçim olmayabilir bir maddesi koydular. Çok tartışıldı. İşte genel başkan hakaretler atıldı. Şey, Salonda aldı tüzük kurultayını. O istisnayı kaldırmak lazım. Evet. evet. Çok net oldu. Evet. Peki. E, sen Çiçek, şey, ateş cinayetinde konuşalım. Evet. Son bölümü de ekonomiye ayırdım aslında. E, senin ateş cinayeti... E, Ankara'nın ortasında güpe gündüz işlenmiş bir evet. cinayet. Hep söylüyoruz böyle merkezin bu kırmızı pazartesi romanı gibi cinayetin failleri ortada, azmettiricileri neredeyse evet. ortada ve böyle bir cinayette acılı bir eş var, evlatlar var, ablası var, sıklıkla da yayınlara katılıp evet. bu işin aydınlanması için uğraşan bir acılı aile feryat ediyorlar diyorlar ki kardeşimizin e, evet. katili bulunsun. Siz nasıl bakıyorsunuz? Çünkü bu ateş cinayeti ortaya çıktıktan sonraki fotoğrafa baktığımızda biz hani programa başlarken tarikatların e, cemaatlerin e, e, bürokrasideki etkisini konuştuk ama e, ülkücü hareketinde e, MHP'ye bağlı bazı isimlerinde özellikle emniyet yapılanmasında çok ciddi anlamda e, bir yer edindiğini de. E, gördük. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii bu e, mücadelede, bu süreçte e, iki e, unsur çok doğru yerde duruyor. Birincisi eşi. Yani onu kutlamak istiyorum bu verdi onurlu mücadeleden sonra. İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi çok olumlu bir yerde duruyor ve e, bunun hem siyasi kazanımlarını hem de hukuk, adalet anlamında her mağdurun yanında yer anlamında geleneksel konumunu güçlendiriyor yani. Dolayısıyla özellikle eşinin işte gazetecilerin dövdürülmesiyle ilgili süreçler açıklaması ve dövülen gazetecilerden özür dilemesi de Türk siyasi hayatında yani çok onurlu belki bilmiyordur. Onu e, hatırlatalım. Bir sayın yani evet. bir canlı yayında eşi işte genel merkezin, MHP genel merkezinin ülke ocaklarına işte şu gazeteciyi dövün, şunu tehdit edin gibi talimatlar verdiğini, bunu eşiyle tartıştığını, yanlış olduğunu söylediğini, eşinin de buna mecbur olduğunu ifade ettiğini paylaştıktan sonra eşi Adana dövülen gazetecilerden özür diledi. Yani bu onurlu duruşu sergilemesi bile o Cumhuriyet kadın için önemli bir değerdir. O açıdan e, Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocaklarının suça karışmış işte dövülme olayı, cinayet çok daha önemli. E, kişileri dışarı atarak yargıya teslim ederek bu işten kurtulması onlar için en uygun hareket tarzı. Ama bunu yapmayıp hala onları koruma kollama işine girerlerse bu sorun elinde gecinde zaten eşit onu söylüyor. Aydınlanacak ve e, bu kurumlar ülkeceklerine MHP'ye en büyük zarar vereceklerdir. Yani bu arada Bahçeli'ye veya ülkecekler şu anki başkanına sesleniyorum. Yani yanlış da ısrar etmesinler varsa e, kendi üyeler arasında Türk yargısına teslim etsinler. Adalet yerine bulsun. Bu, bu konuda tekrar söylüyorum. Hem eşini hem de Cumhuriyet Halk doğru doğru durdukları için, hukuk ve adaletin yanında yer aldıkları için kutluyorum. Bu iktidar evet. olduğu sürece, devam ettiği sürece cinayet aydınlatılamaz fikrine katılıyor musunuz? Tabii eşi de söyledi. Yani bu cinayet davalar 20-30 yıllık bir süreç. Ee, tarihimizde çok var. Dolayısıyla elinde geçinde ortaya çıkacak. Yani 20-30 yıl sonra, 20 yıl sonra Türkiye'de siyaset nereye varacak kimsenin bir garantisi yok. Tabii burada e, MHP ile AK Parti arasında da e, AK Parti'nin istismar ettiği en önemli alanlardan biri. MHP üzerinde söylüyorum. Evet. MHP'nin de bu istismardan kurtulması için e, daha özgür bir e, siyaset yapması için mutlaka varsa bu suça karışmışların e, yargıya teslim edilmesi lazım. Ee, AKP'nin e, bu davayı bir koz olarak kullandığını mı düşünüyorsunuz? Mutlaka MHP'yi MHP kendi üzerinden. yanında tutmak için e, zaten... Kurultay sürecini de öyle yaptı. Yani Meral Akşener'le Bahçeli arasındaki o kurultay sürecini hatırlayalım. Hmm. Yargıya taşındı. Sonra yargı üzerinde iktidarın gücü kullanarak ve o kurultay ötelendi. Sonra İyi Parti doğdu içinden. Yani orada da MHP yanında tutmak için o kurultayı da Sayın Tayyip Erdoğan'ın yargı üzerindeki gücünü kullanarak istismar ettiği kanaatindeyim. Şimdi onun yerine bu cinayet aldı. MHP'nin buradan kurtulma için tek yolu suça karışanları yargıya teslim edecek ve kendisini de aklayacak. Evet. Yani temel sorunu bu. O vesayetten kurtulmuş kurtulacak. Olacak yani. Özgürleşecek evet. tırnak içinde. Yani AK Parti'ye karşı, Cumhurbaşkanı'na karşı özgürleşecek, özgür bir siyaset yapacak. Hı. Yoksa tabanda erimeler var. Tabi bu özellikle eşinin verdiği mücadeleye saygı duyanlar mutlaka seçimde de iradesini değiştirecektir. Niye? MHP oy versinler. Evet, peki bu vesayet ilişkisi acaba tek taraflı mı sayın içecek? Çünkü öte yandan da Ümit Özdağ'la ben konuştum, programda evet. yaptık. Ee, Devlet Bahçeli'nin elinde e, aslında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tarif ediyor ama onun olduğunu söylemedi. İsmini vermedi ama bütün tarifler onu uyuyor. Yani bu bilgilere ulaşabilecek, bu bilgileri elde edene, ede, edebilecek bir eski etkili bakandan söz ediyor. İşte o kişi bir dosya oluşturmuş, Devlet Bahçeli'ye vermiş. Dolayısıyla Devlet Bahçeli zaman zaman o dosyanın içinde işte yolsuzluklar var, bir takım AKP'yi zor durumda düşürecek işler var. O da onu kullanıyor, AKP'ye karşı diye bir düşüncesi var. Evet. Şimdi tabii AKP'nin veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmişteki işledikleri işte eylemlerine baktığımızda iktidarda kalmak için yapmayacağı bir şey yok yani. Şimdi çözüm sürecinden alın. kışlık Kıbrıs'ı konuştuk. denktaş itibarsızlaştırma girişimlerini Doğru. biliyoruz. Yani evet. Suriye'de işlenen cinayetler, verilen yanlış kararları biliyoruz. Yani kumpas davalarında. Yani o kadar... Kumpasın ortağıydı işte bu yani, iktidar. Yani, o kadar yargıya taşınacak siyasi ayağın, FETÖ'ye yardım yataklı suçlarını biliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bunlardan korunmak için, bunlarınla ilgili hukuki sürece, siyasi sürece, hesap verme aşamasına gelmemesi için iktidarda kalması lazım. Yani iktidarda kalmak için Sayın Erdoğan'ın vermeyeceği taviz yok. İşte onu da MHP'ye veriyor. Dolayısıyla e, bu cinayeti yani e, çözecek deliller var. İletişim çağındayız. Yani kimin ne yaptığı, nerede kart kullanıldığı, nerede iletişim yani bu cinayetleri çözmemek mümkün değil. Yeter ki e, kol, kolluk olsun. istesin, Tabii. kolluk istesin. Dolayısıyla kolluğun başı olarak da İçişleri Bakanı, dönemin İçişleri Bakanı'nın elinde çok detaylı bilgiler olduğu dosyalar dosyada olması gayet doğal. Ama bunu yargıya teslim etmek yerine, adalet adına, e, hukuk adına yargıya vermek yerine götürüp siyasi çıkar için e, işte birilerine vermesi yanlış hareket tarzı. Tabii e, o yanlış hareket tarzını uygulayan da e, gelecekte bunun hesabını verir. Yani gerçekler hı hı. üstü örtülmez. Ne derler? Gerçeklerin kötü bir huyu vardır. Mutlaka ortaya o zamanı geldiğinde evet. ortaya çıkar. Ortaya çıktığında da bu uh, hukuk ve adaletin gereğini yapmayanlar Türk milletine, Türk adaletine hesap verirler yani. Ee, bir dosya savaşlarından söz edebilir miyiz o zaman böyle bir durumda? Şimdi bu fotoğraf işte bu evet. programdan bir manşet çıkarsak aslında böyle bir manşet çıkıyor. Yani bir dosya savaşları var. İktidar ortakları. Bu, burada arasında. E, tabii kullanılan, e, istismar edilen veya yanlış kararlara zorlanan AK Parti'den ziyade Milliyetçi Hareket Partisi. Yani AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde bu dosyayı kullanıyor. ...bu dosya üzerinden baskı yapıyor. Yani tersi mümkün mü? yani MHP, AK Parti'ye siyasi baskı yapabilir mi? Orada daha çok MHP'nin kadroları önemli. Yani yargıda, poliste işte bir eletme... Evet, olayı krizi, ya, krizi oldu. Krizi evet. var. Evet. Dolayısıyla AK Parti'nin eksik kontenjanlarının eksik kadrolarını... ...ülkücülerle başka çaresi yok. İşte FETÖ'cüler işte ayaklanınca onların yerine büyük oranda ülkücüler görev aldı ve... TSK, e, polis, yargıda e, MHP'lilerin e, büyük oranda kadro aldığını biliyoruz. E, Tabii en doğal hakları ama bunu yaparken mutlaka devletin geleneklerine, ilkelerine, hukuk ve yasalara uygun hareketler lazım. Evet. E, dolayısıyla iktidar ortakları arasında siz bir e, yakın dönemde, bir çatışma görüyor musunuz yani AKP ile MHP arasında? Orada, iç kavga o, görüyor musunuz? Ayyuka çıkacak. Evet, orada ben bir, çünkü kazan kazan var. İkisi de birbiriyle e, hareket edince kazanıyor. Bir işte kadrolar alıyor. Devlet yönetimine da tabi. Öbürü de iktidarda kalıyor. Hesap vermekten kurtuluyor. Dolayısıyla bunun seçimlere kadar gideceği kanaatindeyim ama bir erken seçim e, kaçınılmaz olursa Milliyetçi Hareket Partisi yine erken seçim tarafında yer alıp iktidarı e, bu baskısından bu şantajından kurtulmak için tek çözümün seçim olacağını düşünüyorum ama Sayın Özel de açıkladı. Tabii MHP de erken seçim istese mecliste bir erken seçim kararı çıkarmak mümkün değil. İlk 360'ı bulmak mümkün değil. AK Parti içinden de bazı vekillerin erken seçime destek vermesi gerekiyor. Evet. Tabii bu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Yani iki buçuk yıl sonra bir seçim tartışması çok daha yoğunlaşacak. O matematik siz görmüyor musunuz? Çünkü mesela e, CHP kontenjanından meclise giren sağ kökenli milletvekillerinin böyle bir arayışta AKP'ye destek olabileceği ifade ediliyor. Yani erken seçime gitmek isterse Erdoğan oralardan destek bulur, 360'ı bulur. Tabii orada var. temel nokta üçüncü dönem seçilme şeyi yani meclisin erken seçim kararı vermesi. Hı 3. dönem için böyle Evet yani ön, Erdoğan Erdoğan'ın yeniden ön şart seçilebilmesi için meclisin ik, 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 iptal etmesi en az iki 2 Milletvekili emekli için meclisin görev yapması, milletvekillerin parmak kaldırmasının ön şartıdır. Yani iki yıldan önce erken seçim olmaz. Zaten bir buçuk yıla gidiyoruz. Dolayısıyla ben bir ön seçim, şey erken seçim kararının çıkmayacağı kanaatindeyim. Çünkü Tayip Tayyip Erdoğan'ın en azından 2028'e kadar işte suçları örtecek, unutturacak, ekonomiyi toparlayacak zaman kazanmak istiyor. Hı hı. bir süreci takip edeceği kanaatindeyim. Ama Milliyetçi Hareket Partisi erken seçim isteyip mecliste AK Parti'ye desteğini çektiği anda mecliste yasa çıkaramayacak bir hükümetin de topal olacağını ve erken seçime mecbur kalacağı kanaatindeyim. Evet. Yani MHP yine burada anahtar parti Ana, durumunda. Aynen öyle, aynen öyle. Yani o, o şey yetmiyor ama. 360'ı bulamıyoruz ama mecliste yasa çıkaramayacak bir hükümetin de fazla yaşaması mümkün değil. Evet. Peki ekonomiye geçelim ve evet. e, programı da sonlandıralım. E, zaman su gibi evet, aktı tamam. ama evet. ekonomi çok önemli. Evet. Başta öyle konuştuk dedik ki ekonomi her şeyin üzerine örtüyor. Büyük sorunların da üzerine örtüyor. Çünkü Türkiye'nin en büyük sorunu. Vatandaşın evet. en yakıcı sorunu o. Ee, İstanbul'dan baktığımızda şimdi Buğra Gökçe var. İstanbul evet. Planlama Ajansı'nın başkanlığını yapıyor İPA. İPA zaman zaman veriler e, hazırlıyor. İşte emeklilerin durumunu anlatıyor. Konut problemini anlatıyor. E, gerçekten e, Sayın Çiçek işte kıyaslamalar yapıyor. En son yaptıkları kıyaslama Londra ile İstanbul evet. kıyaslamasıydı. Dünyanın en pahalı kenti Londra'dır. Öyle biliriz. E, son araştırmalar İstanbul'un Londra'dan daha pahalı olduğunu. Marketten söz ediyoruz evet. yani peynir, zeytin temel ihtiyaçlardan söz ediyoruz. Orada bile Londra'ya geride bıraktığını görüyoruz. Olağanüstü bir yoksulluk var. Aynı zamanda alım gücü de çok evet. diplerde. Yani e, vatandaşın asgari ücretle burada yaşaması olanaksız. Yani Londra'da bir e, kişi evet ücretler e, pahalı, fiyatlar pahalı ama asgari ücretle bile e, o ihtiyaçlarını giderebilecek yani. durumda. Bizde bu imkansız. E, emeklere verilen maaş ortada. Açlık sınırını siz 19 binlerde açıklıyorsunuz, 12.500 lira. Yani emekliye resmi olarak açlığa mahkum ettim diyen bir iktidar var. Ne olacak, ne diyorsunuz siz, nasıl görüyorsunuz? Tabii, tabii bu ekonomik krizin e, temel nedenlerinden birisi yine siyasi İslam. Yani işte e, Nas deyip e, enflasyonun 75 80'lerdeki TÜİK rakamlarına göre şeyde e, bağımsız e, araştırma kurulmanın çok daha fazla... 75'lerde olduğu bir Türkiye'de faizleri %8'e düşüren böyle ben işletme doktorası yaptım yani ben alan ekonomi işletme. Oğlum da New York'ta yaşıyor 20 senedir finans yöneticisi. Dolayısıyla bu konuları sık sık tartışıyoruz. Tabii Londra'yı bilmiyorum ama New York'ta et bazı temel gıdalarda Türkiye'den çok daha uygun olduğunu bizzat yaşayarak görüyorum. O açıdan işte dolarla maaş alanlar karşısında Türkiye'nin Türk vatandaşının içine düştüğü sıkıntı çok önemli. Tabii bu, bunun nedeni Türkiye'nin e, fizyolojik olarak, coğrafi olarak e, yetersiz olması yetersiz değil. De değil. Evet. Kötü yönetimden, evet. yanlış yönetimden. Yani de, tekrar söylüyorum yani evet. faizlerin yüzde 8e düşürmesi, enflasyon yüzde yetmiş beş olduğu bir ülkede e, intihardır yani. Evet. İntihardır. Zaten bir iki puan arttırılır diye o dönemin Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası Başkanı görev aldılar. Şimdi e, tekrar eskiye yani bilimsel gerçeklere döndürer. Tabi bedelini de milletçe başta emekler olmak üzere evet. ödüyoruz. O açıdan ülkenin temel sorunu ekonomi. Son yerel seçimlere damgasını vuran irade değişikliği özellikle emeklilerin irade değişikliğinin gerekçesi ekonomi. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu çözüm tarzlarını çok daha iyi anlatması lazım. İşte 25 bin lira emekli maaşı, asgari ücret söylemlerinin. Vatandaşı anlatılması lazım. Tabii yine Genel Başkan son bir canlı yayında söyledi. Yani emekliye 25 bin lirayı verdiğinde kaynak ihtiyacı 100 milyarlar. Nereden sağlayacağız? gelin otur kaynakları bulalım. İşte yapıştırma devletleri ödenenler, vergi hapları var. Kur korumalı mevduata verilen ödemeler var. Yani bunlar şimdi kur korumalı mevduata yatıran vatandaş zaten zengin vatandaş. Zengine milyarlarca para bir de faiz ödüyorsunuz. Evet. Şimdi geri onu kapatmaya çalışıyorlar. Geri dönüşler başladı. O da o da doları yerinde tutuyor tabii. Öyle bir imkan şey yaptı Vatandaş Dövizden bozduruyor. TL'ye geçmeye çalışıyor. Faizler yüksek. Dolayısıyla ekonomi e, politikalarında seçimlerden sonra, şimşek olayından sonra bilimsel gerçeklere döndüler. Ama e, ama Türkiye büyük Türkler, kaybetti. Öyle ki emekçiler e, büyük bir sıkıntı içerisinde nefes alamıyorlar. Yani kiralar dayanılmaz boyutta ev almak, araba almak falan hayal hale geldi. Evet. Gençlerin bu yöndeki umutları söndü. Yani herkes yutuşla kapak atmaya çalışıyor. İşte bu, bütün bunların çözümü de siyasi İslam'ın bu çürük zihniyetin Türkiye yönetmesinden kurtulmak yine noktayı... Yine seçime seçime, seçime bağladınız. Dolayısıyla seçim evet. Türkiye için bir umuttur. Evet. Bu umudu bütün seçmen anlatmamız lazım. Başta emeklilerimiz olmak üzere. E, yerel seçimlerdeki e, iradelerini, korumalarını, daha da geliştirmelerini talep etmemiz gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla erken seçim baskısını muhalefetin e, yüksek e, dille e, e, söylemesi aynen gerekiyor. Aynen, aynen öyle. Şey de e, önemli bir e, opsiyon, seçenek. Yani iki buçuk sene sonra, seçimlerden iki buçuk sene sonra, şeye gidip e, Tayyip Erdoğan'a, bak iki buçuk sene sen ver, iki buçuk sene de bizden. Gel aday ol, erken seçimi destekleyelim e, fikrini ben çok cazip buluyorum. Özgür Özel'in yani, açıklamasıydı o. Zaman o zaman vatandaşa bunu çok daha sen kendine güveniyorsan e, daha bir senesi var. Gel erken seçim yapalım. Kaçarsan e, korkuyorsun. işte psikolojik üstünlüğü muhalefetin şu anki yerel seçimlerdeki üstünlüğünü genel seçimlere taşımak için önemli bir adım olarak ifade evet. edebilirim. Çok teşekkür ederim Dursun evet, Çiçek. Sağ olun. Ederiz. 12 puntoya kadar evet. geldiniz. zahmet ettiniz. Evet, bütün konulara girdik. Bütün konulara girdik. zamanımız da vardı. Çok evet. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi 25. dönem milletvekili Doktor Dursun Çiçek'le birlikteydik. Aslında Dursun Bey'le konuştuğumuzda Ergenekon, Balyoz, o kumpas davalarıyla ilgili ayrı bir program yapmamız lazım. Gençlerin birçoğu bilmiyor. Evet. Bir dönem geride kaldı. Evet. Ee, yeni nesil e, bunları bilmeden büyüdü. O büyük e, felaketi, insanların yaşadığı o büyük acıları ve aslında bu iktidarın e, Türkiye'de nasıl büyük bir tarabağa neden olduğunu gençlerin büyük bir kısmı bilmiyor. Çünkü Türkiye'de de gündem maalesef çok hızlı evet, akıyor evet. ve çabuk unutuluyor. Esas belki olan ekonomi gündem oluyor. Evet, evet ekonomi çok ağırlaştı. E, belki o konuda ayrı bir program yaparız. Her zaman. Çok Her zaman. teşekkürler. Sevgili seyirciler, 12 puntodan şimdilik bu kadar. 12'den programında. Haftaya yine buradayız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.